Merhaba arkadaşlar, ben Emre Akkor. Java ile programlamaya giriş dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta Hello World ifadesini yazdırmıştık ekranımıza. Bu hafta ise değişkenler ile çalışacağız. Değişkenler nedir? Ne tarz değişkenler vardır? Ne tür değişkenler vardır? Bunlar hangi ifadeleri tutar, hangi ifadeleri tutamaz? Bunları konuşacağız. Öncelikle yeni bir dosya oluşturalım. File diyoruz, New'den Project diyoruz. Yeni bir proje oluşturacağız. Next diyoruz. Bir command line app oluşturacağız. Next diyoruz. Ve projemizin ismini girelim. Proje 2 diyelim. Geçen haftaki projeye proje 1 demiştik. Finish diyelim. Bu sekmede açalım. Kodlarımızı buraya yazalım. Öncelikle proje dedim, özür dilerim. Variable dediğimiz değişkenler bir programlamada olmazsa olmaz yapılardan bir tanesidir. En temel yapılardan bir tanesidir. Öyle söyleyebiliriz. İlk önce en kolay, en basit değişkenimiz ve her programlamada olan değişkenimiz olan integer ile başlayalım. Integer tam sayı demektir. Hemen şuraya da yazalım. Şöyle. Integer aynı zamanda tam sayı demektir. Tam sayı. 4 byte'lık yer kaplar belleğimizde. Bunları ilerleyen haftalarda bellekte kapladıkları yerler, bellekteki çöp dosyaları, onları göreceğiz zaten. Orada daha detaylı göreceğiz. Sadece bunu bilmemiz yeter. Bir integer y oluşturalım. Buna herhangi bir değer vermeyeceğim. Integer y boş kalsın. Biz şimdi ne yaptık? Integer x'i oluşturduk. Integer x'in içerisine 10 değerini atadık. Integer y'yi oluşturduk. Integer y'nin içerisine herhangi bir değer atamadık. Bu değer null değerdir. Yani boşluktur. Sıfırdır bir nevi. İçerisinde herhangi bir değer yoktur. Bir de integer emre diye bir değişken oluşturalım. Yine buna da null ifadesini verdik. Yani herhangi bir değer olmayan, null ifadesi boş. İçerisi şu anda boş. Biz şöyle yapalım. Emre'ye bir sayı girelim. İki sayısını girelim. Ve sistem nokta out nokta print line komutu ile bu emrenin ifadesini şöyle yazdıralım. Merhaba dünya, şimdi burada ne yazdık aslında? Burada şunu yazdık. Bir emri değişkeni oluşturduk. Herhangi bir değer atamadık. Daha sonra emri değişkenine iki değerini atadık ve daha sonra da merhaba dünya artı emre değişkenini yazdırdık. Buradaki artı ne demek oluyor? Buradaki artı bu ifadeyi yazdır. Bundan hemen sonra da bu ifadeyi yazdır demek oluyor. Çalıştıralım ifademizi. Gördüğünüz gibi merhaba dünya 2 yazdırıldı. Şimdi biz emre yerine 2 yazsaydık bu da çalışacaktı. Bunda da herhangi bir hata yok. Herhangi bir hata yok. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ancak emre, niye biz buraya emre değişkenini yazıyoruz? Çünkü arkadaşlar biz emre değişkenini yazıyoruz. Çünkü emre değişkenini biz buradan değiştirebiliriz. Örneğin 24 yaptık. Biz bunu değiştirebiliriz. Biz emre değişkenini ilerleyen kodlarımızda da aynı şekilde kullanabiliriz. Aynı şekilde şöyle yapalım. Emre değişkenimize bu kez 25 değerini atayalım. Ve şimdi sistem nokta out nokta print line komutunu kullanalım. Yine biz merhaba dünya yazalım. Merhaba dünya. Ve ardından hemen emre ifadesini yazalım. Şimdi burada ne dedik aslında? Burada şunu dedik. Biz emre değişkenine ilk önce 24 değerini atadık. 24 ifadesini yazdırdık. Daha sonra 25 ifadesini atadık. Burada şu oldu. Biz emre değişkeninin içerisindeki 24 ifadesini sildik ve 25 değerini atadık. Burada çalıştırdığımız zaman ikinci yazdığımız, en son yazdığımız emre değeri dönecektir. Gördüğünüz gibi emre 25 değeri döndü. Biz değişkenleri bu şekilde kullanabiliriz. Burada sayılar yazmak yerine değişkenler kullanıyoruz. Çünkü daha sonra sayıları değiştirmek yerine sadece değişkenin değerini değiştirip kodlarımızı yazabiliyoruz.
Bu ilerleyen haftalarda da göreceğimiz dinamik kod yazma mantığı ile ilgili çok önemli bir bilgi. İlerleyen haftalarda göreceğiz. Double değişkeni var. Double değişkeni ondalıklı sayılar için geliştirilmiş. Ondalıklı sayılar için geliştirilmiş bir değişken. Bunda yine system.out.println komutlarıyla yine buraya double biz pi demiştik. Pi ifadesini yazdırabiliriz. Pi ifadesi ekranımıza yazdırılacak. Burada neden pi dedik? Pi sayısı 3,14 olan bir sayı. Yani bir ondalıklı sayı. Buraya ondalıklı ifademizi yazdık double'a içerisine. Aynı zamanda bir string ifademizi yazabiliriz. String x diyelim örneğin. String x'i kabul etmeyin çünkü bir de integer x vardı. String z diyelim biz de o zaman. String z'ye de şöyle bir string ifade girelim. Ne girelim? Benim adım Emre Akkor olsun. Bunda yine system.out.println ile ekranımıza şurada bir s eksik yazdırabiliriz. Neyi yazdıracağız? Z ifadesini yazdıracağız. Print, evet şurada print line ifadesini yazdırabiliriz. Burayı da yazdıralım. Gördüğünüz gibi string de arkadaşlar bir dizi, aslında char dizisidir. Char dediğimiz karakterdir. Onu da anlatalım hemen. Char bir char ne diyelim? T diyelim. Bir char T diye bir karakterimiz olsun. Bu char T şöyle iki tane tırnak içerisine yazıyoruz. Tek tırnak içerisine. Bir tane eleman tutar. Haş elemanını tutsun örneğin. Veya bir soru işaretini tutsun örneğin. Gördüğünüz gibi bu bir karakterdir. String de aslında char'ın dizisidir. Char'ın tek tek kodlanmış dizisidir. O yüzden biz char hakkında şunu söyleyebiliriz. Belleğimizde bir byte'lık yer kaplar. Bir byte'lık yer kaplar. Bir karakter tutar. Sadece bir karakter tutar diyebiliriz. Ancak string ne kadar byte kapladığını bilemeyiz belleğimizde. Neden bilemeyiz? Çünkü dediğim gibi bir char ifadedir. Char'ların dizi ifadesidir. Bunu elimizle sayabiliriz. Örneğin şu anda benim adım Emre Akkor string ifadesini 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşlukları da sayıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 adet belleğimizde 21 byte. Şuraya 21 yazabiliriz. 21 byte, pardon, 21 byte yer kapladığını söyleyebiliriz. Belleğimizde bunu char dizisidir. Bunu dizilerde göreceğiz. Double P ne kadar alan kaplar belleğimizi onu da bilgisini verelim. 16 byte'lık alan kaplar belleğimizde. Double dediğim gibi ondalıklı sayılar için kullanılır. Buraya da verelim. Ondalıklı sayılar için kullanılır. String arkadaşlar düz yazıdır. Metinsel ifadelerde kullanılır. Metinsel ifade. Char da tek bir karakter içerir. Char'ın yanına herhangi bir karakter yazılmaz. Örneğin bir E yazalım, bir de A yazalım. Hata verecektir. Çünkü bir tane, sadece ve sadece bir tane karakter tutacağı için sadece E'yi tutacaktır. E, A yazdığımız sürece bize hata verecektir. Bunu da zaten şuradaki tuşlara tıklayıp görebiliriz. Hatayı nereden verdiğini düzeltmesini isteyebiliriz. Ancak biz zaten hatamızı görüyoruz. Çünkü char sadece bir adet elemanı tutar. Bu haftaki dersimizde değişken türlerinin bellekte kapladığı alanı ve bu değişkenlerin nasıl elemanlar alacağını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.